Hoş geldin patron. Hoş bulduk Deniz. Bu Zeynep'in birkaç gün içinde yabancı ortaklarla bir toplantısı olacaktı. Haber var mı o işte? Ne durumda? Yok. Ayrıca Zeynep bugün şirkete değil. Nasıl değil? Ne diyorsun ya? Konuşuruz sonra. Yusuf baba, hoş geldin. Hoş bulduk. Neredesin? Zeynep'in yanında mı? Ya evet, sabah erken çıkmış göremedim, bir bakayım dedim. Ben de geleyim o zaman. Hazır üçümüz bir araya gelmişken şu kolonya mevzusunda konuşuruz. İyi olur valla. O işte de sona geliyoruz yavaş yavaş. Ama senin bizzat birebir ilgilenmen çok güzel olur. Aşk olsun, olur mu öyle şey? Ben Zeyno'yu yalnız bırakır mıyım hiç? Alo? Yatırımcımız mı geldi? O gün bugün müydü? Tamam, sen onları oyala, ben hemen geliyorum. Canberk oğlum yavaş, ne bu telaş? Yusuf Bey Zeynep Hanım'ın bir toplantısı vardı da yabancı yatırımcılarımızın temsilcileri gelmiş. Tamam. Zeynep Hanım'a ona haber vermeye gidiyordum. Nasıl ya? Zeynep şirkette değil mi? Ne demek oluyor şimdi bu? Ya Zeynep böyle önemli bir toplantısı olduğunu bilmiyor mu? Haberim yok, unuttu mu? Çabuk ara, haber ver, koş, çabuk hemen. Babacığım merak etme, ben hallederim. Canberk, onları toplantı odasına doğru al götür. Ne isterlerse ikram et. Yazışmaların çıktısını da hemen bana getir. Hadi hadi hadi, ne duruyorsun hadi. Ben hallederim. Hallederim ben. Tuhaf bir şey ya. Zeynep Hanımlar gelemediler ama. Çok ayıp etti ama bu kadar da bekletilmez ki. Merak etmeyin, Zeynep Hanım'ın yerine Pamir Bey ve Yusuf Bey gelecek. O yüzden sizleri biraz bekletmek zorunda kaldık. Olacak iş değil. Patron kolonyaya milyon dolarlık yatırım yapacak ama Zeynep Hanım hala ortalıklarda yok maalesef. Ne yapıyorsun, toplantı mı? Kolay gelsin, ben bozmayayım, saçını çok havalı. Hoş geldiniz. Ben şirketin CFO'su Pamir Yıldırım. Şirketimizin sahibi Yusuf Abdullah Bey. Merhaba. Yusuf Bey, sizi gördüğümüzde çok memnun oldum. Memnun oldum. Vay be, ne babacan adam. Baba gibi. Helal olsun. Boyu biraz kısık. Zeynep Hanım toplantıya katılmayacaklar mı acaba? Zeynep Hanım'ın çok acil bir işi çıktı, o yüzden gelemedi. Sizinle ben ilgileneceğim. Ama hiç merak etmeyin, bütün sürece hakimim. Buyurun. Fuat olur mu, Zeynep Hanım yok yani. Şimdi çok. Sizinle yüz yüze tanışmak çok iyi oldu Yusuf Bey. Ben de çok memnun oldum sizinle tanıştığımıza. Ancak Zeynep işte işini bitiremedi herhalde. Toplantıya gelemedi. Onun adına sizden özür dilerim. Hiç sorun değil. Pamir Bey Zeynep Hanım'ı bize hiç aratmadı. Teşekkür ederiz. Ne demek, rica ederim. Bundan sonra daha sık görüşeceğimize eminim. Evet, ben misafirlerimize kapıya kadar eşlik edeyim. Görüşmek üzere. Buyurun. Nasıl geçti patron? Müthiş. Zeynep çok güzel bir pas attı. Ben de ona gole çevirdim. Zeynep'in yokluğu iyi denk geldi o zaman. Çok, 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 çok. Gelmedi değil mi daha? Sanmıyorum. Canberk de bir şey söylemedi. Yeni bir oluşum yapmak istiyor. Ama küçük hanım evde yok. Öyle iki okul okumakla şirket yönetilmez. Anlayacak. Anlayacak, o da anlayacak. Küçük de. Buralar biraz garip de davranıyor.
Sevgili yapmak kafası mı karışıyordu anlaşılan? Zeynep Hanım'ın aşk üçgeni daha çok başını ağrıtacak. Aşk üçgeni? Aşk üçgeni. Gel. Yusuf babacığım, müsait miydin? Tabii tabii oğlum, gel buyur. Dışarı çıkacaktım da gitmeden seni bir göreyim dedim, merak ettim. Malum toplantı biraz canını sıktı, farkındayım. Ne yapayım kız ya? Ne bileyim ya, Zeynep hiç böyle yapmazdı. Hani dışarıda bir işi olsa bile ona göre ayarlardı, toplantıya göre ayarlardı işlerini. Hele böyle önemli bir toplantıyı falan katiyen unutmazdı. Vallahi ben de çok şaşkınım. Yani Zeyno'dan hiç beklemezdim. Acaba diyorum Mete'den mi kafası karıştı biraz? Hani geçen güne bir bastı ya, belki ondan kafası karışmıştır falan diyorum. Ya da diyorum acaba Civan Mert'te mi araları bozuldu? Ne oldu anlamadım. Ulaşamıyorum da, arıyorum cevap vermiyor. Yani bunu Mete'ye bağlamak çok doğru olmaz baba. Hem öyle olsa bile iş dünyası böyle özel sorunları bahane olarak kabul etmiyor. Sen daha iyi biliyorsun. Hiç. Zeynep büyük bir sorumluluğu sırtlanmış durumda. Yani şirketin bütün iş yükü yetmezmiş gibi kolonya girişimi de cabası. Ya. O işin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ama yani ben Zeynep'in o girişimciliğini, inadını, hırsını falan beğeniyorum, takdir de ediyorum. Tabii kolay değil tek başına yeni bir markayı, yeni bir ürünü ortaya koymaya çalışıyor. Hani çok iyi, çok hoş, güzel de bunun bir de realitesi var. Ben Almanya'da bunun örneklerini çok gördüm. O büyük uluslararası şirketler bile alanı dışında bir girişim yapacağı zaman kılı kırk yarıyor. Nitekim buna pişman olup sonrasında küçülmeye giden de çok örnek var. Yani şimdi sen bu iş riskli mi diyorsun? Yok yani ben genel bir yargıya varmıyorum. Ama bu tarz aksaklıklar olur. Ar-Ge çalışmaları da iyi yönetilmezse üzgünüm ama sonunun hüsran olması kaçınılmaz. Bu yüzden Zeynep'le konuşacağım. Bir daha böyle olmaması lazım. Konuş, konuş. Ben de konuşacağım Zeynep'le. Ben müsaadeni isteyeyim. Estağfurullah oğlum, müsaade senin. Hadi kolay gelsin. Sana da.